Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş konularımızı çoğaltalım. Daha sonrasında bu konular birleştikçe hem önceki konularımızı içeren hem de yeni konuları içeren örneklerimiz artacaktır. Bu bakımdan yeni konumuz diziler yani arrays. Diziler programlamada çok ama çok önemli bir yere sahiptir arkadaşlar. Peki nedir bu diziler? Yine örneğimiz üzerinde bunu güzelce anlayacak bir senaryo kuralım. Projemizin ismini erase demo olarak erase demo olarak veriyorum ve finish diyorum. Ve buradaki komenti yani yorum satırını siliyorum. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir öğretmenin e, sınıfında öğrencileri var. Bakın öğrencilerini string öğrenci 1 diye tanımladığını düşünün. Örneğin ilk öğrencisinin adı Engin olsun. İkinci öğrencisi olduğunu düşünelim. İkinci öğrencisini de öğrenci 2 diye tanımlasın. Ve onun da adı Derin olsun. Üçüncü öğrencisini tanımlasın. O da öğrenci 3 olsun. O da Salih olsun. Bakın üç tane öğrencisi var. Tabii ki ben burada onlarca öğrencisi olan bir öğretmen için onlarca değişken tanımlamak istemiyorum. Şimdi buradaki sıkıntı ne? Örneğin ben öğretmen olarak öğrencilerimi ekrana yazdırmak istiyorum. Şimdi dolayısıyla bu öğrencileri ekrana yazdırmak için benim öğrenci biri ayrı, öğrenci ikiyi ayrı ve öğrenci 3'ü ayrı yazdırmam gerekiyor. Yani şöyle gelip system.out.println diyerek öğrenci 1 diye yazmam gerekiyor. Sonrasında öğrenci 2 için de aynı işi, öğrenci 3 için de aynı işi yaptırmam gerekecektir. Bu noktada bu öğretmen için şöyle hemen kontrol shift alt -L ile kodumuzda düzenleyelim. Bu öğretmen için Yeni bir öğrenci geldiğinde Düşünsenize Burada Yeni bir öğrenci tanımı yapması Onu öğrenci 4 yapması Bu öğrencisinin ismi de Ahmet olsun Öğrenci için yaz, yap, Yapılması gereken diğer tüm işlemleri böyle yazması gerekir Tabii ki burada şöyle bir durum da var yani tek satırlı kod yazıyorum ama Bu e, Birden fazla işlem içeren, örneğin 20 satırdan oluşan bir kod bloğu da olabilir. Ben burada konuyu anlatmak için tek satırlık örnek yaptım. Burada bile sıkıntı. İşte arkadaşlar, bu noktada diziler bize aynı tipte, aynı tipteki farklı tipler de olabiliyor bazen. Ama genellikle hani Java, C# gibi diller tip güvenli çalışmayı destek önemser. Destekler demeyeyim de önemser. Yani çalıştığınız koleksiyonda, array'de, dizide neyse koleksiyonu bilmiyorsunuz şu an. Bunların içerisindeki tiplerin e, ne olduğunu bilmek ister. Örneğin biz öğrencileri tuttuğumuza göre biz bir string dizisi yaparak içerisinde öğrencileri tanımlayabiliriz. Yani kısacası ben yukarıdaki kodu şu şekilde yazabilirdim. İkisinin farkını görelim. Öğrenciler eşittir. Bakın bu noktada ben bir string dizisi yazacağım. Dolayısıyla dizi yaz yazacağım zaman veri tipinin hemen sol sağına string'in yani hemen sağına string ile çalışacağım için bu arada integer olsaydı int array. Bu bunu array diye okuyoruz. Dizi olarak okuyoruz. String dizisi öğrenciler bakın çoğul yaptım neden? Bu bir dizi içerisinde öğrenci barındıracak. Dolayısıyla her bir öğrenci totalde ...öğrencileri oluşturacak. Bunu oluşturabilmek için şöyle new ifadesini kullanıyoruz. Peki kaç elemanlı bir dizi? 3 elemanlı bir dizi olsun. Bakın veri tipinin, ilk veri tipinin sol, sağına... ...köşeli parantezi açıp kapadık. Sonra new string aynı veri tipinin sağına... ...köşeli parantez içinde kaç elemandan oluşacaksa onları yazıyoruz. Burası kaç elemandan oluşacağı anlamına geliyor. Bu noktada şu an siz niv ifadesinin ne yaptığını bilmiyorsunuz. Önemsemeyin. Ben çünkü size bunları anlatıyor olacağım. Ama bir diziyi bu şekilde tanımladığımızı şu an bilmeniz yeterli. Dolayısıyla ben diyorum ki öğrencilerin ilk elemanı. İlk eleman demek bu tip programlama dillerinde indeksin sıfırla başladığı anlamına gelir. Yani Java, C Sharp gibi dillerde indeksler sıfırdan başlar arkadaşlar. Yani hani üç elemanlı ya sıfırıncı, birinci, ikinci indeks diye okunur. Yani sıfır, bir, iki, üç tane. Dolayısıyla sı öğrencilerin sıfırıncı elemanı Engin. Öğrencilerin öğrencilerin birinci elemanı yani ikinci elemanı kısacası birinci indeksindeki eleman derin. Derin bu arada kızım oluyor. Öğrencilerin üçüncü yani ikinci indeksindeki elemanı ise salih olarak veriyorum. Bu noktada ben bu döngüdeki elemanları aynen yukarıda yazdığım gibi dolaşmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bakın burada bir for döngüsü yazıyorum for. Burada int i eşittir 0. i küçüktür. Öğrenciler nokta lent. Söyleyeceğim ne olduğunu. i plus plus. Parantezi açtım, kapadım ve parantezin içine girdim. Peki bu ne demek? i sıfırdan başlayacak. Bunu biliyoruz. Peki i kaçtan küçük olacak? öğrencilerin eleman sayısından. Öğrencilerin eleman sayısı ne? 3. Üç. 3'ten küçük olduğu sürece yani 0 olur, 1 olur, 2 olur. Bakın küçüktür dememin nedeni o. 0'dan başladığı için küçüktür diyorum. 0'dan başlamamın sebebi ise e, 0'dan in, başladığı için arkadaşlar. Bu noktada ben buraya system nokta out nokta print line dediğim zaman öğrencilerin ilgili elemanını okuyabilirim. Öğrencilerin kaçıncı elemanı? Yeninci elemanını ben bu noktada ekrana yaz diyebilirim. Yani öğrencilerin sıfırıncı, öğrencilerin birinci, öğrencilerin ikinci elemanını demek için dizinin sağına köşeli parantezle kaçıncı elemanını istiyorsam onu yazdırıyorum. Bu noktada ben bunu çalıştırdığım zaman şöyle şöyle bu, bu noktada şuraya bir system nokta ayıralım birbirinden. print line deyip şöyle bir çizgi bırakıyorum. İkisini birbiriyle karşılaştıracağız. Evet. Çalıştırdığım zaman main bloğunu bakın ikisi de çalıştı. Fakat örneğin yeni bir öğrenci eklediğim zaman ve benim mecburen buraya ne yapıyordum? Bunu hem buraya yazıp hem de o kodu çalıştıracak kısmı öğrenci 4 için ayrıca yazmam gerekiyor. Burada onlarca satır olduğunu düşünün. Onlarca satırı tekrar tekrar yazmamız gerekirdi. Fakat benim burada yapmam gereken tek şey yeni bir öğrenci buraya eklemek olacak. Fakat tabii ki eleman sayımı 4 arttı. 1 arttırıyorum. Yani bu bunu yaptığım zaman bunun için gerekli olan, bunun için yapılan, bunun için yapılan, bunun için de Ahmet diyelim yapılacağı için aynı bu foru yani kısacası yazdığımız yeri değiştirmemiz gerekmiyor arkadaşlar. Bunun dışında daha doğru bir e, senaryo ise şudur arkadaşlar. Biz örneğin öğretmen olarak hani sınıfımızdaki öğrencileri bir yerde tutarız. Bir veri tabanında, bir dosyada, bir Excel'de tutarız. Dolayısıyla orası dinamikleşir. Biz orayı okuduğumuz zaman biz oradaki eleman sayısına göre burayı oluştururuz. İlerleyen zamanlarda dizilerin yine alt altyapısı diziler olan koleksiyonları, listeleri öğreteceğim size. Oralarda zaten işler çok daha temiz olacak. Fakat işin altyapısını böyle öğrenmemiz gerekiyor. Bu noktada arkadaşlar örneğin ben böyle öğrencilerin öğrencilerin örneğin şöyle 4 eşittir. Mesela Ali yazdığımı düşünelim. Şimdi böyle bir data var mı? Bakın dördüncü indeks var mı? Yani 5 eleman olmadığı için 4 eleman. 4 elemanlı yani 0, 1, 2, 3. 4 yok. Böyle bir durumda hata fırlatır uygulamamız arkadaşlar. Bakın kızaracak şimdi. Kızardı. Ne diyor bakın? Index for out of bounds. For length. For. Yani ne diyor? Biz 4 elemanlı bir array için, dizi için 4 diye bir index olamaz. O 5. eleman. Dolayısıyla biz dizilerde sınırları açtığımız zaman array index out of bounds exception denilen ereğin indeksinin sınırların dışında olduğu hatasını alırız. Dizi indeksi out of bounds sınırların dışında hatası. Böyle bir hata var. Hataları okumayı ve hataları yönetmeyi ise çok sonra öğreniyor olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bu kod burası hatalıdır arkadaşlar. Bu noktada Öğrencilerin ilgili indeksine eleman yazdırmak için Öğrenciler köşeli parantez sayı, indeks sayısı eşittir değeri derken Onu okumak için ise Öğrenciler köşeli parantez i dememiz Ya da indeksi kaçsa Örneğin bir yazsak Biri bize döndürecek bir e, şekilde değeri okuyabiliyoruz arkadaşlar. Ben burada basit bir for döngüsüyle bunu okudum e, sizler için. Peki bu noktada daha farklı bir kullanımı da bu for döngüleri ile ilgili farklı bir kullanımı da ilk kez size gösteriyor olacağım. For döngüsünü de göstermedim çünkü o sırada böyle ereyleri bilmiyordunuz. Ereyler, koleksiyonlar hepsi aslında altyapıda erey. Bu ereyleri bilmediğiniz için ben bunu göstermedim. Bu kodu aynen şöyle de yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir for yazabiliyorsunuz. Genelde de bu arada şu yöntem ikinci şu an gösterdiğim yöntem kullanılır arkadaşlar. Elemanların veri tipi ne? String. İçerisinde ne tutuyor? Öğrenci. Peki neredeki öğrenciler? Öğrencilerdeki öğrenci. Neredeki öğrenci? Öğrencilerdeki her bir öğrenci. Parantez aç, kapa, içine gir, enter'a bas. Yani parantezlerin içine gir. Peki bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Öğrenciler dizisindeki her bir elemanı gez demek. Peki her bir elemanı gezerken o anki elemana takma isim ver öğrenci. Buraya istediğini yazabilirsin. Hiç fark etmez. Öğrenci ama öğrencilerin içinde öğrenci vardır. Kodun okunurluğu çok önemlidir arkadaşlar. Buraya mesela bazı programcılar O yazar. Hani bir bir müddet sonra acaba O ne veya OGR falan yazar mesela. Hani bu koddan hiçbir şey anlamazsanız. Dolayısıyla burada reverse engineering dediğimiz daha sonra okunacağı zaman başka programcı veya bizim tarafımızdan e, okunacağı zaman hani burada ne yazmış diyerek reverse engineering yani tersine mühendislik yapılır. Gidilir yukarılara bakılır. Acaba ne demiş. Dolayısıyla bu noktada Doğru isimlendirme, açık açık yazma isimlendirme kuralları best practice. Best practice demek işin doğru yapılma yöntemleri demek. Dolayısıyla ben burada system. Out. PrintLine diyerek öğrenciyi böyle Yazdırabilirim Şuradaki kullanımın aynısıdır bu. Deneyelim isterseniz alt alta. Engin, Derin, Salih ve Ahmet'i yine yazdıracaktır. Bakın sonuncu kısım şurası. Şurayı yazdırdık. İsterseniz hani bir şey daha bırakalım. Şu farkı. Bunları niye böyle alt alta yazdım? Çünkü farkı görmenizi istiyorum. Her bir bir yöntemdir ama kötü koddan iyi koda doğru size bir geliştirme tekniği öğretmeye çalışıyorum. Zaten eğitim boyunca da ben aynı tekniği uygulayacağım. Özellikle kurumsal projelere geçtiğimiz zaman orada önce kötü kod yazacağım. Onun bize neye mal olacağını öğreteceğim ve sonrasında onu refa refactoring dediğimiz kodu iyileştirme tekniklerini kullanarak o kötü kod dediğimiz kod simellerden kurtulu kurtuluyor olacağız arkadaşlar.